Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Antalya Kepez Molla Gürani Camii'nden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle. Cenab-ı Allah cümlemizi cumanın feyiz ve bereketinden müstefid olanlardan eylesin. Rızasına muvafık amel etmeyi, cennetine cennetine kurmayı cümlemize nasip eylesin. Merkezi sistemden vaaz-ı nasihat dinliyoruz, cuma vaazı. Faydalanmayı cümlemize nasip eylesin. Güzel Allah. Ne kalıyor geriye? Geriye kalan bu dünyada iman ettin mi, etmedin mi? O Allah rızası için ne yaptın? O evet. Baki kalacak olur mu? 2023'ün takvimleri de geldi. Allah hayırlısıyla bu seneyi bitirmeyi ve gelecek seneyi de değerlendirmeyi nasip etsin. Ne zaman pazartesi oluyor, ne zaman cuma oluyor, yani bana geçiyor iki günler, bir gün, bir saat gibi geçiyor. Çocukluğunu hatırlayan var mı desem, herkes hatırlar. Daha dün gibi hocam, daha dün gibi çocukluğumu hatırlıyorum. Niye? Çünkü zaman çok hızlı. Çok hızlı geçen bir zamanın içerisinde gidip, bu zamanı en güzel bir biçimde değerlendirmem. Allah'a afi olmamamız lazım. Evet kardeşlerim, engelli insanlara çıkmadı. Dedim hayat gelmedi, niye gelmedi diye şey. Kaç lira bu sene? 20 lira. Şeyde inceltmişler baksana. Eski Roma'da ama kağıdı şey. Ekonomik bir faydalanma olarak görüldüğü için dilendirilmişler. Yok kağıdı öbüründen şey. Aha, o birinci. Orta çağda. Ne birinci değil ya. Yani Batı'nın yaşadığı orta çağda. Daha kaygan. İslam dünyası değil. Yani ikinci el olarak. Diyorsunuz. Batı orta çağ yaşarken. Hayırlısı. İnsanlık namına büyük cümleler işlerken İslam altın çağını yaşıyor. Bu seneki Diyanet takvimleri 20 liradan satılıyor. Orta çağda engelliler, özellikle zihinsel engelliler içine şeytan, cin açmış denilerek diri diri yapılıyor. Daha sonra işte Birleşmiş Milletler'in engelli insan hakları sözleşmesi söz konusu oldu. Bunlar ülkeler imza attılar. Fakat ondan çok önce zaten İslam'ın engellilere bakışı muhteşem. Bütün medeniyetlere örnek teşkil edecek durumdayız. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı toplumda da engellilere, onları tecrit ederek bir bakış açısı vardı. Sadece engelliler kadınlara değer vermiyorlar. Kız çocuklarına değer vermiyorlar. Kölelere değer vermiyorlar. Aciz insanlara değer vermiyorlar. Sahipsiz kimsesiz insanlara değer vermiyorlar. Mikrofona bakmışlar. Mikrofona bakmışlar. Mikrofon hattına bakmışlar. Engelli kuvvetli çıkıyor direkt. Oraya bakın. Çıkardın mı Bekir abi galiba? Şiş toplum onu toplumun dışına itti. Geçen de ama Allah Resulü toplumun de, içerisine çekti. Aşağıya bakmışlar. Abdullah bir ümmetçiğinde bütün bunlardan bir tanesi. Dahtım. Ama Allah'a. Gözleri gördüm. Peygamber Efendimiz'den müsaade istedi. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Ben görmüyorum. Müsaade buyurursam, mescidi nebiye gelmesem, namazımı evimde kılsam. Allah Resulü ona şöyle bir sual söyledi. Ezanı duyuyor musun? Duyuyor ya Resulü. O zaman daveti icabet. Yani cemaati vereceksin. Yani buna müsaade et, gelmeye devam edeceksin. O ama sahabinin evinde namaz kılmasına müsaade etme. Cemaati katılacaksın.
Bir başka sahabi, İtban bin Malik, o da ama, o da Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, evimde namaz kılabilir miyim, evimde imamlık yapabilir miyim? Ona da tamam, yaptır, müsaade. Şimdi bakıyoruz iki tane örnek, bir tanesine müsaade etmiyor, bir tanesine müsaade ediyor. Allah Resulü niye böyle yaptı acaba diye, olayı incelediğimiz zaman tabii ki bundan çok daha başka sebepler, hikmetler de vardır ama biz olaya odaklandığımızda bakıyoruz ki İtban bin Malik yaşlı, Abdullah bin Ümmü Mektum genç. İtban bin Malik'in evi daha uzak, Abdullah bin Ümmü Mektum'un evi ezanı duyacak kadar yakın. Çünkü o dönemde mikrofon yok. Hoparlör yok. Sordu ya Peygamberimiz ona, ezanı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. O zaman geleceksin de. Demek ki ezanı duyuyorsa gelecek. Demek ki İtban bin Malik uzak ki ezanı duymuyor. Ona da kal dedi. Müsaade et. Bir diğer husus, Abdullah bin Ümmü Mektum'un sesi güzel. Hilal-i Habeşi Hazretleriyle beraber Allah Resulü'nün müezzinliğini yapıyor. Bir başka husus, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Ümmü Mektum'u yetiştiriyor. Medine dışına çıktı 13 kez Abdullah bin Ümmü Mektum'u Medine'de yerine vekil olarak bırakmış. İmamlık yapmak üzere bırakmış. Ama sahabeyi Allah Resulü Medine'de yerine vekil bırakmış. Medine dışına çıktığı zaman. Dolayısıyla Allah Resulü bak ne yaptı? Abdullah bin Ümmü Mektum'un kendisini toplum dışında tutmasına müsaade etti. Onu çekti. Tekrardan cemaati çekti. Çünkü şunu da göz önüne almış olabilir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce işte cemaate gelmezsin. Önce bir vakite gelmezsin. Sonra o bir vakit iki vakitte çıkar. Üç vakitte çıkar. Dört vakitte çıkar. Beş vakitte çıkar. İnsanda böyle bir durum var. Allah iyilik versin. Yani böyle gevşer. Bir şeyi önce yavaştan başlar yapmamaya, sonra onu genişletmeye başlar. Böyle bir yapısı var. Yani disiplinsizliği suistimal eder insan. Böyle bir yapısı vardır insana. Evet. Onun için disiplinde rahmet vardır, disiplinsizlikte zahmet vardır. Mümin disiplinli yaşayan insandır. Mümin zamanını iyi değerlendiren insandır. Mümin vaktini boşa heba etmeyen insandır. Bunu ancak kim yapar? Disiplinli bir hayat tarzı benimseyen bir mümin yapar. Abdullah bin Ümmü Mektum'un bir başka özelliği daha var. Dedi ki İslam'ın engellilere bakış açısını. Abdullah bin Ümmü Mektum öğrenmeyi çok seven, öğrenmeye çok susamış bir sahabı. Ezan okunmasına 15 dakika kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin azgın müşriklerini karşısına almış İslam'ın bunu anı anlatıyor. Hadi kardeşlerim şöyle önlere doğru sapları, o boşlukları doldursak, arkada yığınmalar olur, ayakta bekleyen cemaatimiz var. Öne doğru yavaş yavaş saflarımızı sıklaştıralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam azılı müşrikleri karşısına almış, onlara İslam'ı Kur'an'ı anlatıyor. Çünkü mübelli Allah Resulü. Tebliğ edilir. Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ edip görevi bu peygamberlerin. Ve anlatıyor. Ve derdi de Allah Resulü'nün bunu anlatıp onlardan bir tanesi Müslüman olursa yüzlerce insan da onların arkasından Müslüman olacak. Çünkü hitap ettiği kitle Mekke'nin odamanları, nüfus sahipleri. Zengin. Bunu yukarı darmışsın. Halkın. Onlara çok itibar ettiği kişiler. Bilemedim. Önce ses çıkan anlaşılmadı. Ses onun geri geldi. Var. İşte çok çok ses oluyor. Ümeyye'nin Halep var. Hübbe bin Medya var. Bu adamlar aradım, bulamadım. Mekke'nin ileri gelenleri. Müşrik ama Mekke'nin ileri gelenleri. Yani insanlar bunların ağzından çıkacak cümlelere bakıyorlar. Gel dediği zaman yüzlerce insanı topluyorlar. Kabileler harekete geçiriyorlar.
insanlar yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan biri birkaçı Müslüman olursa bunun ağzına bakanlar da Müslüman olur diye onlara tabii İslam anlatıyor, Kur'an anlatıyor. Tam bu esnada Abdullah İslam'ın meşru geliyor. Sesi bu. Tabii ama onun için farkında değil. Belki ama olmasaydı böyle bir şey yapmayacaktı. Geliyor Peygamber Efendimiz'in yanına. Ya Resulallah, bu. Bu. Bana, Allah'ın bana öğrettiklerinden öğret. Başka yerler ince yer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi inticamı bozulduğu için biraz canı sıkılıyor. Çünkü böyle hararetli bir konuşma, müşriklere İslam anlatıyor, Kur'an anlatıyor, Abdullah bin Ümmü Mektum'un bu şekilde araya girmesi inticamı bozuyor. Şöyle bakıyor, hoşluk olmuyor durumdan, buna cevap vermeden anlatmaya devam edin. Konuşma bitiyor. Müşriklerle olan konuşması bitiyor Peygamberimiz. Kalkmadan Abese suresi nazil ediyor. İlk 10 ay Abese ve tevella emca'ı a'ma. Yüzünü kuşturdu ve döndü. Kendisine ama birisi geldi diye. Ayet-i Kerime şekilde devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in nasıl bir tavır takınması gerektiğini anlatıyor Allah-u Teala. Yani diyor ki sen hakikate kendisini kapatmış, hakikati duymayan, hakikati görmeyen adamlara ısrarla hala anlatıyorsun ama hakikate gönlünü açmış, gözleri görmese de hakikati gören Abdullah bin Ümmü Mektum ile ilgilenmiyorsun. Böyle yapma diye Peygamberimiz uyarıyor. Cenab-ı Abese Suresi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan sonra Abdullah bin Ümmü Mektum'u her ne zaman görse ona şöyle hitap eder. Gel ey kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığından hoş geldin. Der, ona iltifat ederdi, onun ihtiyacını sorardı ve bu iltifatın ve tabii ki liyakat derici olması sebebiyle Medine'nin dışına çıktığı zaman o sahabeyi yanına, yerine vekil bırakmıştı. Abdullah bin Ümmü Mektum. Şimdi bakıyoruz, Abdullah bin Ümmü Mektum'un gözleri görmüyor ama karşıdaki peygamberimizin hitap ettiği müşriklerin gözleri görüyor. Şimdi kim engelli? Engelli kim burada? Zahiren engelli olan Abdullah bin Ümmü Mektum Allah'ın ayetlerini görüyor. Allah'ın ayetlerinde ne demek isteniyor anlıyor. Allah'tan korkuyor ama korku haşyete dayalı bir korku. Biliyorsunuz korkmakla alakalı İki kelime olan kavf ve haşyete baktığımızda kavf bilmediği için korkmak, haşyet bildiği için korkmaktır. En muteber olan, en yüce olan korku haşyettir. Allah'ı bildiği için korkuyor. Bilmediği için korkana da kavf duyuyor derler. Kavf. Haşyet duyuyor. Allah bildiği için korkan bir sahabi hakikati görüyor, hakikate kulakları kapalı değil duyuyor ama karşıdaki müşrik ya Peygamber Efendimiz kadar güzel anlatan birisi var mı? Allah'ın Peygamberi vahiy ona iniyor, kaynak o, o anlatıyor. Yani Allah'ın muhatabı vahyin indirildiği insan ve o anlatıyor. Buna rağmen müşrikler hala daha iman etmiyor. İşte akıl engelli, hakikati göremiyor, hakikati duyamıyor. Öteki sahabi, engelli olan sahabi hakikati görüyor. Zahiren gözleri görmüyor ama hakikati görüyor. İşte Kur'an'ın eleştirdiği engelli, hakikati görmeyen gözü eleştirir. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
Ulaike kel'en'am. Bel hum adal. Ulaike hu'l-gafil. Cenab-ı Hak diyor ki, bunlar öyle insanlardır ki, kalpleri vardır hissetmezler, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar. İşte gafil olanların ta kendileri onlardır. Kime eleştiriyor Cenab-ı Allah? Gözleri var, görüyor zahiren ama hakikati görmüyor. Kulakları var, duyuyor sesi ama hakikati duymuyor. Allah'ın ayetlerini duymuyor. Allah'ın ayetlerinden ibret almıyor. Allah'ın ayetlerinden ders almıyor. Kendisini kapatmış, kendisini tıkamış. Cenab-ı Allah böyle kimselere diyor ki bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağıdır. İşte gafil olanların ta kendileridir onlar. Çünkü onlar şöyle diyorlar Müslümanlara, sahabe-i kirama, ya bunların kafası bak. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Asıl kafası bakmayan değil. Asıl engelli olan değil. Nabi. Çünkü siz itikadi olarak engellisiniz. İnanmamak da engellisiniz. İtikadi olarak engellisiniz. Hakikati göremiyor. Anlayamıyor. Ve ne yaptı burada? Allah-u Teala demek ki Cenab-ı Allah zahire bakmıyor. Cenab-ı Allah göze bakıyor. Kalplere bakıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor mu? Şüphesiz ki Allah sizlerin suretlerine, mallarına, servetine bakmaz. Allah sizlerin kalplerine bakar, amellerine bakar. Sizi öyle değerlendirir Allah. Sizin şeklinizle değerlendirmez. Tipinizle, sülalenizle, makamınızla, servetinizle, nüfuzunuzla değerlendirmez Allah sizi. Allah sizin kalplerinize bakar. Amellerinize bakar. Ona göre değerlendirir. Özünüze bakar Allah. Allah daha iyi biliyor. Allah bilir. Ayakkabı üzerine bir gönlüne bak. Oğlum şükür. Şükür elhamdülillah. İtban bin Malik'in özüne baktı. Gözüne değil. Görmemesine değil. Özüne baktı. İnne ekramekum indallahi etkavakum. Şüphesiz ki Allah katında en değerli olanınız, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır buyurdu Cenab-ı Allah. Şunu demedi ya, Allah katında sizin en değerli olanınız, en yakışıklı olanınızdır demedi. En uzun boylu olanınızdır demedi. En zengin olanınızdır demedi. Ne dedi? Allah'a karşı gelmekten en çok kim sakınıyorsa, o Allah katında daha değerli. Böyle. Kim daha müttaki ise, kim daha iman bakımından kemale ermiş ise, kim daha fazla amel-i saliha yapıyorsa, Allah katında o daha değerli. Öyle bakıyor Cenab-ı Hak. Bir başka engelli sahabi, zahir, çölde yaşıyor, ortopedik engelli, ortopedik engelli. Tabii yüz güzelliği olmayan, kendince öyle değerlendiriyor, çölde yaşıyor tek başına, çadırı kurup çölde yaşıyor. Peygamberimiz onu da toplumun içerisine çekmek istiyor. Gel diyor, Peygamberim de ya Resulallah, bana dokun diyor. Ben insanların içine girmek istemiyorum. Kendisini tecrit etmiş. Niye tecrit eder bir insan? Demek ki toplumca alay ediyordu. Ya tiksinerek bakıyordu. Onun için o da bundan rahatsız olduğundan dolayı, acı gerçek kendi canını acıttığından dolayı kendisini tecrit etmiş bu sahabe. Mümin bir sahabi, Peygamber Efendimiz'e iman etmiş. Çölde yaşıyor tek başına, çadırı kurmuş, çölde yaşıyor. Peygamberimizi toplumun içine çekmeye çalışıyor, gelmek istemiyor. Ya Resulallah, bana dokun. Peygamberimiz ona diyor ki, ey zahir, senin bu yaşadığının dağlarda hangi yemişler yetişir? O da sayıyor, şunlar. Bunları toplaması ve Medine pazarına getirmesi senden, Medine pazarında pazarlaması benden. Bak topluma nasıl çekiyor bunlar. Sadece topluma çekmekle kalkmıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayakları üzerinde durmalarını da öğretiyor onlara. Başkalarına muhtaç olmalı.
Ve işte oradan yemişleri topluyor, pazara getiriyor. Pazarda da Peygamber Efendimiz pazarlıyor. Yani Peygamberimizle ikisi ortak iş yapıyor. Onun için zahiri bir diğer lakabı da Allah Resulü'nün ortağı diye geçermiş. Muaz bin Cebel, ortopedik engel. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e vali tayin. Ya, engellilik demek ki öğrenmeye, liyakat sahip olmaya, iman etmeye, çok güzel bir mümin olmaya engel değilmiş. Örnekler işte olmuş. Değil de düşmemek lazım. Allah beni engelli yarattıysa, evet beni böyle imtihan ediyor. Engelli aileler böyle düşünmedi. Allah bana engelli bir evlat verdiyse beni böyle imtihan ediyor. Çünkü aziz kardeşlerim, Allah bazen engelli evlat verir, bu engelli evlat senin cennete girmene vesile olur. Bazen de engelli selam aleyküm. Aleykümselam. Neyse, boşuna yaratmadık. Hesap vereceğiz. Ölüm bir yok oluş değil. Ölüm sonraki hayata geçiş. Doğum gibi. Ana rahmi de bir hayattır. Doğarken aslında biz öldük. Nereye? Bu dünyaya öldük. Ölüm bir doğum. Ahirette doğacağız. Ölünce. Hesap sorulacak. Dolayısıyla bu hesabı iyi verebilme noktasında bir mümince duruşumuzu asla bozmamalı. Allah bozmayanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, Murat Paşa müftülüğümüzün bir duyurusu var. Onu da sizlerle paylaşalım. Yüksek Alan Mahallesi'nde yapımı süren 500 kişilik Türkiye'nin en büyük 4-6 yaş Kur'an kursu için %50 tamamlandı. Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor. Namazı mütakiben sizlerden yardım talep ediliyor. Ferdi olarak da yardım edebilirsiniz. Yüksek Mevla'da yardım etmek isteyen kardeşlerimiz, cemaatimiz olabilir. Bunlar ferdi olarak da yardım edebilirler. Cenab-ı Allah şimdiden yapacağınız yardımları dergah hizmetinde kabul edesin. 4-6 yaş Kur'an kursları çok önemli. Çocuklara daha çekirdekten Allah sevgisinin verilmesi, Allah korkusunun verilmesi, Allah muhabbetinin verilmesi, İslam'ın öğretilmesi çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla biz evlatlarımızdan sorumlu muyuz? Sorumluyuz. Allah bizi evlatlarımızdan hesaba çekecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber!
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hâzihi d-daveti t-tâmme ve s-salâti l-gâime. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîlete ve-d-derecete r-rafî'a. Ve b'azhu meqâmen mahmûden illezî ve'atte. İnneke la tuhliful mî'ad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Muhterem kardeşlerim, saflarımızdaki boşlukları dolduralım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah.
Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala'nın ruhu için, kâffe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahibül hayrat vel hasenatın ervahı için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin, hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin muhafazası ve muzafferiyeti için, hayırların fethi, şerlerin def'i ve Allah rızası için. El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alennebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايتك الطريق الصدقة وأونك الضعيف بفضل قوتك صدقة وبيانك عن الأرثم صدقة صدق رسول الله عزيز ومحترم مؤمنين Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَعْلِيمٍ Biz insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اَدَمٍ Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık buyurmuşlardır. Bu ayet-i kerimeler bize insanın en güzel şekilde yaratıldığını haber vermektedir. Onun canlılar arasında saygın bir yere sahip olduğunu hatırlatmaktadır. Ancak insanın saygınlığı bedeni özelliklerinde, makam ve şöhretinde, mal ve mülkünün çokluğunda değildir. Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterdiği sorumluluk bilincinde yeni takvasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en çok sakınanınızdır buyurur. Aziz müminler, İslam'a göre fiziksel açıdan sağlıklı olmak bir üstünlük vesilesi değildir. İnsanların doğuştan gelen ya da sonradan karşılaştıkları engellilik durumları onların saygınlığına asla zarar vermez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle ifade etmektedir. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. O ancak kalplerinize ve amellerinize bakar buyururlar. Kıymetli Müslümanlar, bütün insanlara olduğu gibi engelli insanlara, insanlarımıza karşı da sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle davranmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin kalbine bir damla sevinç taşımak en faziletli amellerdendir. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak, dini ve insani bir görevdir. Değerli müminler, sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, engelli sahabileri hayatın dışında bırakmamış, onlara yeteneklerine uygun görevler vermiştir. Ortopedik engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak tayin etmiştir. Görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'u Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiştir. Medine dışına çıktığında yerine yönetici olarak bırakmıştır. Aziz Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şöyle buyururlar. مَنْ كَانَ ف۪ي حَاجَةِ اَق۪يهِ كَانَ اللّٰهِ ف۪ي حَاجَةِ Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. O halde geliniz engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Engellileri nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan zorluklar yaşayan kardeşlerimizle içten ve samimi bir yakınlık kuralım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını zorlaştıran bütün engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım. Onlara hayatı kolaylaştıralım. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve bütün hayat alanlarımızı
engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde planlamaya özen gösterelim. Engelli rampalarını ve kaldırımlarda bulunan yürüyüş bantlarını işgal etmekten kaçınalım. Engellilere ayrılan otoparklara araçlarımızı park etmeyelim. Onlara zorluklar yaşatan kimseler olmayalım. Unutmayalım ki insan olma açısından engelli olmak ve olmamak diye bir fark yoktur. Engelli kardeşlerimizin eşit kimseler olarak onların farkında olmamızı, insan onuruna yakışır şekilde davranmamızı beklemektedirler. Bizlerin de bir gün engelli olacağımızı, olma ihtimali olduğunu, engelli adayı olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım. Hutbemi sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Görme engelli bir insana yol göstermem sadakadır. Güçsüz birine yardım etmem sadakadır. Konuşmakta güçlük çekinen, meramını ifade etmem, onun meramını ifade etmem sadakadır. Ela inahsine kelam ve ebleğen nizam kelamullahil azze allem. Kema galallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Elhamdülillahi hamdan kamilina ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fekâmeti şâni safiyyi. Fekâle azze ve celle min gâilin muhbiran ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîme. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallit ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü tehlikeden korur. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilikler ver. Ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennem azabından korur. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O, düşünüp tutasınız diye hüzut verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
muhterem Müslümanlar. Arka saflarda boşluklar var. Onları öncelikle dolduralım, öyle namaz aldıralım. Yaptığımız ibadet, yani faziletini düşürmeyelim, mekruh olmasın. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahümme tesselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ve huvel aliyyul azim zül celali vel kemali subhanallah. سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر الله أكبر أعظم كبيرا واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب daha kalındı hocam. Kalındı. Nasıl oldu? İnceltmiyor. Kağıdını biraz şey yapmışlar herhalde. İnceltmişler. Yoksa sayfa aynı. Ne kadarmış bunlar? 20 lira. Efendim? 20 lira. Bakacağım oraya bakalım. Hocam buranın mezunisi sizsiniz herhalde. Ben Fahri. Yani burada görevli değilsin. Yok yok. Yani resmi görevlisi yok. Resmi yani. Görevlisi kimdir abi? Şimdi imam... Bizim bir cenazemiz var da fazla da uzun değil. Bu imam ona bir şey yapmıştır. Yani Allah mübarek etsin. Buna söyleyin. Allah rahmet etsin. Yani. Amin. Allah razı olsun. Yirmi kuruş abi. Bir daha yapayım. Daha sonra verirsin fark etmez. Tamam Allah hacı. Tamam. Tamam Allah hacı. Sohbete dalınca. Yok yok sıkıntı yok.
Nasıl bir şey istiyorsun abi? Gül istiyorum. He? Gül, gül. Gül. Ha bak güller burada var. Gülü seven dikenine katmanıymış. Evet. Allah kahveri. Parasını sonra veriyorum. Canım sağ olsun. Kaç lira? 20 lira abi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Allah şunluğunu mübarek etsin. Bize cümlelerde beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.